Şimdi telefonu Cahide Hanım'a vereyim hemen. Cahide Hanım şu an hiç konuşacak hali yok Mebrure. Ömer, Şevket açtı da telefonu. Ya Cahide Hanım mücevherdisi miymiş neymiş mühim deyince. Mebrure şu an Cahide Hanım'ın ihtiyacı olan tek şey biraz limonlu su. Onu götür, tamam? Tamam, hemen getireyim. Yalnız sen iki dakika alo desen. Yani sonra Cahide Hanım kızar falan. İyi. Merhaba. Ya kusura bakmayın, şu an hiç konuşacak durumda değilim ben. Peki yüzüğün resmini bu telefona atabilir misiniz? Benimle evlenir misin Gülür'üm? Bu evet demek mi? Evet. Tabii ki evet. Demek bunu da sattın ha? Ha, merhaba. Yeriniz neredeydi sizin? Tamam, birkaç saate geliyorum. Başka bir şey mi? Yok. Beni hiç yanıltmıyorsun Gülru, hiç. Ay, ay ne çok konuştun İsmail. Vallahi kulağım pişti radyasyondan ya. Hı-hı, çok özledim. Çok üzüldüm geri dönememene. Bana bak, bana bak. Beni bağırtma, ha, bağırtma beni. Delirtme. O tarla parasını almadan dönersen sen... Alo. Hah. Tam esas konuya gel. Şarjım bitsin zaten, gerizekalı. Allah Allah. Bu ne ya? Böyle klip falan mı çekiliyor? Merhaba. Ay, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Arda. Evi diyorum canım. Yeni komşumuz oluyorsunuz galiba. Ha, evet. Şey, yani. Ha, yalnız ya burası pek sizin tarzınız değil. Yani siz burada biraz zorlanırsınız benden size söylemesi. Ya yanlış gelmişsiniz siz bence. Ben tekrar pardon desem. Ya canım anla işte. Ya bizim mahalle böyle ya motorlu kızların oturabileceği bir muhit değil. Yani böyle üstüne başına da bakınca. Ya senin ne işin var burada canım? Ben aslında... Yonca. Ha. Hanım kızımız eniştenin nesi oluyormuş? Siz bugün aşırı dozda çekirdek aldınız galiba. Ne eniştesi ayol? Aa. Güzel. Seni burada gördüğüme göre ablam durumu kabullenmiş demek. Bir çeşit ilk adım diyelim. Ne oluyor burada ya? Gülru. Şey. Te tanıştırayım ben seni. Benim hemşirem Sevgi. Sanırım burada benimle beraber kalacak. Hemşirenin olduğunu bilmiyordum. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Bu da benim eşim Gülru. Yani şimdilik eşim Gülru. Kendisi benden boşanmayı kafasına koymuş biliyor musun? İşte biz de bu yüzden buradayız. Evet, evet. Bayağı detaylı bir tanıştırılma oldu. Memnun oldum ben. Ben çok affedersiniz. Böleceğim ama şu tanışma seremonisine artık bir tip... Sen gel benimle. Nasıl yürüyor önce? O zaman biz konuşuruz. Hem ben yerleşeyim birazcık. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Ne yerleşmesi ya? Cihan'ın bu mahalle ne işi var ki? Ben anlamadım. Başımıza gelen
Ya o sarı çiyan attı ya oğlanı başından. Tabii ya. Baktı boşanmıyorlar. Attı çocuğu başından. Tamam anlayamıyorum yani. Şimdi bizim bacanak hani parası yok diye mi gelmiş burada ev tutmuş? Ben şimdi tam onu şey yapamadım. O sebepten mi? He? He vallahi ben iyi değilim. Anne bana bir şey oluyor. Yemin ediyorum bak. Cihan bizim mahallede. Cihan sipahi bizim mahallede. Bu ne ya? Sahinde Yoncacığım. Eğer hamile olduğumu söylemeseydin, böyle bu şekilde ortalığı karıştırmasaydın. Ya sen manyak mısın be? Manyak mısın? Ya bizim oraya gitmemiz gerekiyordu. Bizim köşke dönmemiz gerekiyordu. Cihan'ın bu mahalleye taşınması değil. Tatlı bir kıza benziyor. Öyledir. Aramız iyi gibi. Neden boşanmak istiyor? Beni sevmiyor. Sen neden boşanmak istemiyorsun? Onu seviyorum. Ama o seni sevmiyor. Tekrara düştüm. Bir gün severse diye mi? Sevmek ve mutlu etmek kardeştir zaten. İkisini birbirinden ayıramaz. Vallahi siz delirmişsiniz ya. Delirmişsiniz. Ya mahalleye taşınmış bir Cihan bizim ne işimize yarar ki ya siz vallahi. Ya. Ay yeter. Yeter vallahi şimdi yangın var diye bağıracağım ya. Sana ne oluyor Yonca? Ya köşke gidecekse Gürür gidecek. Sen mi gideceksin? Abla. Yeter diyorum sana. Hadi sen de kocanın evine. Aa delirtmeyin beni ya. Ya siz var ya birinci sınıf gerizekalısınız ya. Birinci sınıf. Efendim. İyi günler Gülfem Hanım. Ben Doktor Yusuf. Biliyorum kim olduğunuzu. Beni aradığınıza göre önemli bir şey var. Bana zamanı geldiğinde size önceden bilgi vermemi söylemiştiniz. Zamanı geldi yani. Evet efendim. Anneniz. Yani hastanemizden taburcu oluyor. Evet Halide Hanım. Şimdi biraz da sizi dinleyelim. Buradan çıktığınızda kendinizi nerede görüyorsunuz? Neler yapacaksınız? Kızım. Kızımın yüzü. O altın sarısı saçları. Gül kokusu. Sanmayın ki gül kokulu parfüm sıkar. O gül kokar. Çocukluğunda da gül kokardı. Şimdi de. Öyle özledim ki evladımı. Siz sordunuz ya, nerede görmek istersin kendini diye. Her gözümü açıp kapadığımda olduğum yerde. Evladımın başının ucunda görmek isterdim kendimi. Çok özledim, çok. Anneler evlatlarının başının ucundadırlar. Evlatları çok uzağa gitse bile. Göz kırpımı mesafede. Çok özledim. Evladımı çok özledim. Yonca, nasıl oldu bu böyle? Nasıl ya? Sürpriz! Ah be karıcığım var ya, hele şükür ya. Bir saattir ha geldin ha geleceksin diye yemin ediyorum ağaç oldum burada ya. Bak çiçek açtım. Yani öyle hani erken gelince bir sürpriz yapayım dedim karıma. Ha, sürpriz.